Ne zaman taburcu olacakmış? Bilmiyorum, birkaç güne kadar çıkar herhalde. Ferhat'ın açtığı yara değil mi o midendeki? Ya senin gibi bir adam 4 sene içeride. Çok zor olmuştur. Allah kimseyi oraya düşürmesin bir daha. Daha birkaç gün önce kendi ellerinle öldürecektin Ferhat'ı. Öldürseydin ne olacaktı? Ömür boyu yatacaktın içeride. Ben onu öldürseydim bile içeri girmeyecektin ki. Nasıl olacakmış o iş? Ha, bir tane de kendi kafana sıkacaktın. Salak. Ben bir daha oraya girmem komiser. Ben bir daha o 4 duvar arasına girmem. Ne olursa olsun girmem bir daha. Ha içeridesin ha dışarıda. Sen kendini hapsetmişsin oğlum zaten. Sen dışarıda da parmaklıklar ardında yaşıyorsun, haberin yok. O konuya girme bir daha. Gireceğim oğlum. Döküleceksin. Borçlusun oğlum sen bana. Meslek hayatıma mal oldun sen benim. Bu gece ne sorarsam cevaplayacaksın. Her şeyi anlatacaksın ta en baştan, bitti. Ya abi git. Yarım kilo beyinden gelmiş beni sorguya çekiyor komiser ya. Vay vay vay. Ya zormuş gerçekten. Ya şimdi düşünüyorum, kendimi senin yerine koyuyorum da. Ne olursa olsun, aşkımdan ölsem bile. Kardeşimin nişanlısına dönüp bakmazdım, bakamazdım. Yani ayrılmış bile olsalar nasıl beraber olacaksın ki? Olmaz yani, ters. Ya ama kardeşim, kız da hep gözünün önünde. Unutmak istese de unutamaz insan. Fena ya. Ya işte ben de bu yüzden çekip gitmek istiyorum buralardan. Ya saçmalama be oğlum. Babanı bırakıp nasıl gideceksin? Bak adamın kalbi de var şimdi. Ben burada kaldığım sürece babamın kalbi daha tehlikeye girecek komiser. Ya annenle de görüşmüyorlar. Adam ne yapacak oğlum evde tek başına? Nasıl idare edecek kendini? Yok, ben eve bakacak birini bulacağım. Onda sıkıntı yok. Koydun yani kafaya, gideceksin. E ne yapacaksın oralarda? Nasıl yapacaksın? Ne demek nasıl yapacaksın? Aynı şey yapacağız. Bir değişiklik olmayacak ki. Ha orası ha burası. Ne fark eder? Yani sonuçta yine ben makara işini yapacağım. Orada bütün işleri organize ederim ya. 12 çay, 2 Türk kahvesi, 2 tost. Ne kadar? 21 lira. Şişt, dur ya, ya. Tamam. Dur ya, Allah şey, aşkına. Ayıp oluyor. Tamam. Hakikaten ayıp oluyor. Hadi sağ ol. Al gülüm. Sağ ol efendim. Sen de sağ ol. Ben de senin yerinde olsaydım durmazdım buralarda. Birkaç işim var halledecek. Ondan sonra bunlayıp gideceğim buralardan komiser. Hayırlısı olsun Tekin oğlum. Ne diyeyim? Taraflar karşılıklı olarak boşanmak istediklerini, birbirlerinden maddi manevi talepleri olmadığını mahkeme huzurunda beyan ettiler. Bu durumda şahitlerin dinlenmesine de lüzum görülmedi. Son bir kez taraflara soruldu. Siz Handan Tekinoğlu. Pardon, gözlerinizde bir rahatsızlık mı var? Yok, Allah'a bin şükür yok. O zaman çıkartıcı gözlükleri de yüzünüzü görelim artık. Evet, eşinizin gerekçeli dilekçesini kabul ettiğinizi beyan etmişsiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim müvekkilim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Benim hiçbir itirazım ve hiçbir talebim yok. Sadece bir an önce bu işin bitmesini istiyorum. Tek istediğim şey bir an önce boşanmak. Hepsi bu kadar Hakim Bey. Siz Sami Tekinoğlu, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok Hakim Bey. Gereği düşünüldü.
Mahkeme evlilik bilizin feshine karar vermiştir. Boşanma ilamı tarafların eline ulaştıktan sonra geçerli olacaktır. Celse bitmiştir. Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Çok teşekkürler, sağ olun. Baba, sen bin arabaya, ben geliyorum. Handan Hanım. Sana ikinci bir müjdem daha var. Gözün aydın. Ben Almanya'ya gidiyorum. Duydum, biliyorum. Eyvallah. Orada yaşayacağım, bir daha buraya dönmeyeceğim. Hakkında hayırlısı olsun, ne diyeyim. Senin için iyi olur inşallah. Umcular çarçabuk halletmişler işini. Yine de sana güvenmişler. Yine de. Boşa çıkarma adamların güvenini. Neyse ya, belki ben burada vedalaşalım dedim de belki görüşmeye fırsatımız olmaz bir daha. Hakkını helal et. Yolun açık olsun. Yürü oğlum, yürü. Oh, vallahi kuş gibi hafifledim Güney. 17 yaşından beri bunun soyadını taşıyordum. Nihayet Handan Pakel oldum. Çok şükür Allah'ıma. Güney, sabrın sonu selametmiş oğlum gerçekten. Allah razı olsun senden yavrum. Yani nihayet kurtuldum bu adamdan senin sayende. Sen olmasaydın ben hala ölene kadar bu adamın kahrını çekiyor olacaktım. O olsun. Onun güvendiği dağlara kar yağdı. Şimdi o çok güvendiği oğlu da çekip gidiyor. Kalsın böyle düdük gibi ortada. O Handan'ı daha çok arar, çok.